Are you scared? I am Siri. Annem yakın zamanda öldü. Sadece 35 yaşındaydı. Ben doğduğumda çok gençmiş. Hatta küçükmüş. 17 yaşındayken beni kucağına almış. Babam ise hiç ortalarda olmadığından kısa bir süre sonra annemle büyükannemde yaşamaya başladık. Yaşlı, sevimsiz bir kadındı. Ama biz onunla birlikte yaşamaya başladıktan sonra daha da sessizleşti. Saatlerce kalkmadan oturduğu yerde oturur. Sallanan sandalyesinde ileri geri sallanırdı. Dudaklarının arasında devamlı olarak bir şeyler mırıldanırdı. Annemin adını söylerdi. Her neyse, birkaç hafta önce tüylerimi diken diken eden bir deneyim yaşadım. Saat gece 2 civarıydı. Yatakta yatıyordum ve uyumaya çalışıyordum. Tahmin edebileceğiniz gibi tabii ki yine uyuyamamıştım. Bu aralar uyumakta zorlanıyordum. Tam dalmak üzereydim ki telefonumdan tanıdık bir çift bip sesi geldiğini duydum. Ekran ışığının yanıp yanmadığını görmek için gözlerimi araladım. Odamın arka tarafındaki sandalyenin ürkütücü gölgesi gözüme ilişti. Bir nedenden dolayı Siri kendi kendine açılmıştı. Kısa bir süre sonra tekrar iki kez bip sesi çıkardı ve telefon ekranının değiştiğini, yanıp söndüğünü gördüm. İsteksizce yatağımdan çıktım ve sandalyeye doğru yürüdüm. iPhone bir yanıt almak için Siri'ye önerilen şeylerin bir listesini görüntülüyordu. Sağ üst köşede ise arama yapılan kelimeyi gördüm. Yardım et. Çok yorgun olmasaydım belki endişelenebilirdim ama o noktada sadece uyumak istiyordum. Telefona tıkladım ve bir hata olduğunu düşündüm. Yatağa geri dönerken tekrar iki bip sesi geldi. Duydum. Birkaç saniye sonra bir sonraki çift bip sesiyle konuştu. Hey Siri. Tekrar bip sesini duyduğumda uyumak üzereydim. Birkaç saniye daha geçti ve Siri iki bip sesinden sonra tekrar cevap verdi. Yapamaz mısın? Şimdi korkmaya başlamıştım. İki bip sesi daha duyuldu ve sonra tekrar düşünmeme izin ver dedi. Tamam, bunu webte buldum. Bu yeterliydi. Siri kendi kendine konuşuyor gibiydi ama bu çok mantıksızdı. Belli ki yazılımda bir hata vardı. Ayağa kalktım ve sandalyeden telefonumu aldım. Siri ile o anda o telefonu kullanan şey neyse aralarındaki sohbeti okumak bile istemedim. Sadece inanılmaz derecede korkuyordum ve keşke okumasaydım. Yazışma şu şekildeydi. Neden beni duyamıyorsun? Hey Siri, bacaklarımı hissetmiyorum. Yapamaz mısın? Neden o göremiyor? Düşünmeme izin ver. Daha sonra Siri neden göremiyor kelimesi için bir web araması yapmaya başlamıştı. Telefonumu kapattım ve gardıropta kıyafetlerimin altına sakladım. O şeye bir daha bakmak, hatta dokunmak bile istemiyordum. Bu bir yazılım hatası değildi. Olamazdı. Bu kadar tesadüf olamazdı. Annem bir araba kazasında ölmüştü ve iki bacağını da kaybetmişti. Çok sık parti yapmam. O tip bir insan değilim. Partilere gitmek yerine evde oturup oyun oynamayı ya da televizyonda bir şeyler izlemeyi tercih ederim. Ama ev arkadaşım ve erkek arkadaşım yeni deneyimlere çok açıklardı ve eğlenmeyi çok seviyorlardı. Beraber tatile çıkmıştık. Bir saatlik şehir dışı yolculuğumuzun ardından geri dönüşte pek tek kimsenin uğramadığı bir bara geldik. Bar aslında çok iyi gözüküyordu ama etrafta kimse olmadığı için terk edilmiş gibiydi. O yüzden bu durum bana çok garip gelmişti. Buraya bir parti için gelmiştik. Asosyalliğimi bastırıp insanlarla kaynaşmaya çalışıyor ve kenarda takılırken dans pistinin etrafındaki insanlara bakıyordum. Arkadaşlarla olan muhabbetimiz sırasında yanıma normal bir kız geldi. 20'lerinin ortasında gibi duruyordu. Kirli sarı saçları vardı. İskelet gibiydi. Gözleri çökmüştü. Kısa bir süre kullanabileceğim bir telefonum var mı diye sordu bana. Sesi çok garipti. Sanki hırlıyormuş gibi çıkıyordu. Önemsemedim sonuçta. Birçok insanın garip bir sesi olabilirdi. Hiç düşünmeden telefonumu ona uzattım. Hızlıca elimden aldı ve yanımdan uzaklaştı. Ben de arkadaşlarıma geri döndüm ve muhabbet etmeye devam ettim. Birkaç dakika sonra kızın olduğu tarafa doğru gözüm kaydı. Telefonda biriyle konuşuyordu ve gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Gözlerini hiç kıpırdatmadan o kadar dikkatli bir şekilde bakıyordu ki sanki ruhumu dikizliyor gibi hissetmiştim. Farkında olmadan birbirimize belki 20 saniye boyunca gözlerimizi ayırmadan baktık.
O sırada kız hala telefonda konuşmaya devam ediyordu. Yaklaşık 10 saniye sonra kulağımın içinde garip bir çınlama belirdi. Sonra bu çınlama hafif bir sızıya dönüştü ve ağrı olarak kısa bir süre sonra kulağıma vurmaya başladı. Ta ki kız benimle göz kontağını kesene kadar. Kız konuşması bitince yavaşça yürüyerek yanıma geldi ve telefonu bana uzattı. Yüzünde hafif bir sırıtma ifadesi vardı ve hiçbir şey söylemedi. O noktada biraz ürkmüştüm. Arkadaşlarıma döndüm ve gitmemiz gerektiğini söyledim. Erkek arkadaşım bana garip, anlamsız gözlerle bakmaya başladı. Ancak suratımdaki ifadeyi görünce hiçbir şey söylemeden masadan çantasını aldı ve beraber arabaya gittik. Eve dönünce hemen yattık. Sabah kalkınca dün gece birkaç içkinin beni biraz paranoyak yaptığını düşündüm. Sadece telefona ihtiyacı olan zararsız bir kızdı. Kabul ediyorum, biraz ürkütücüydü ama zararsızdı. Sonraki birkaç hafta telefonum oldukça garip davranmaya başladı. Bazı uygulamalar kendi kendine kapanıyor. Hatta Siri bazı komutlara yanıt vermiyordu. Bu çok garipti. Çünkü Siri'yi telefonu aldığımdan beri sorunsuz kullanıyordum. Günlük hayattaki normal basit sorularıma bile bazen beklenmedik bir şekilde "bunu senin için yapamam" gibi saçma yanıtlar veriyordu. Aslında bunlar tanıdığı ve devamlı cevap verdiği sorulardı. Ayrıca aynı o geceki gibi kulaklarımın da zaman zaman ağrıdığını hissediyordum. Siri'yi ne zaman kullanmaya çalışsam bu ağrılar ve çınlamalar başlıyordu. Tabii ki garip bir tesadüf olduğunu düşündüm. Ama zaman geçtikçe bu olay tesadüften uzaklaşmaya başlamıştı. Özellikle de dün olan bir olay yüzünden. Sabah 3 gibi uyandım. Erkek arkadaşım ailesinin yanına gitmişti. Evde tamamen yalnızdım. Kulağımın ağrısı beni öldürüyordu. Sanki kulağım alev alev yanıyordu. O kadar canım acıyordu ki gözlerim yaşarmıştı. Birden Siri'nin aktif konuma geçtiğini işaret eden ard arda iki bip sesi geldi. Yataktan kalkınca ise durdu. Telefonun yanına gittim. Ekranın ışığı yanıyordu ve Siri açıktı. Telefon apaydınlıktı. Ekranda ise şöyle yazıyordu: "Korkunç bir hata yaptın. Bunu biliyorsun, değil mi?" Kız kardeşim 16 yaşına girerken doğum gününde ailem ona ilk telefonunu almıştı. Şimdiye kadar aldığı en iyi hediyeydi. Daha mutlu olamazdı. Bir gün içindeki tüm boş zamanını yeni telefonla harcıyordu. iPhone eline geçtiği günden itibaren Siri'ye sorular sormaya başlamıştı. Kısa bir süre sonra Siri'ye aklına gelebilecek her türlü soruyu sordu. "Kaç yaşındasın? Dünyanın atmosferinde ne var? Şu ana kadar yaşayan en uzun insan kim?" Ama bir gariplik vardı. Birkaç ay sonra sanki Siri'nin sesindeki ton değişmeye başlamıştı. Daha çok rahatsız oluyormuş gibi cevap veriyordu. Ancak bu tabii ki doğru olamazdı, değil mi? Sonuçta Siri tüm telefonlara entegre edilmiş bir yazılım sistemiydi. Ama kardeşim gün geçtikçe daha fazla soru sormaya devam ediyordu. Kardeşim bir sonraki yaş gününde Siri'ye bir soru daha sormaya karar verdi. Ama Siri'nin cevabı "üzgünüm, bunu anlamadım" oldu. Kardeşim aynı soruyu sordu ancak yine aynı cevabı aldı. O kadar kızmıştı ki telefonu sert bir şekilde karşı duvara fırlattı. Ve telefonun ekranı paramparça oldu. Siniri geçip ne yaptığını fark ettiğinde ise artık her şey için çok geçti. Olanları aileme söyleyemezdi. Onun yerine daha değişik bir fikirle geldi. Telefonu arka bahçeye gömmeye karar verdi. Ve anne ve babama da okulda çalındığını söyledi. Planı aynı tahmin ettiği gibi gitti ve ailem ona yeni bir telefon daha almaya karar verdi. O gece kardeşim uyurken dışarıdan, camdan gelen ve sessizlikte odanın içini dolduran bir kadının sesiyle irkildi. Şöyle diyordu: "Üzgünüm, bu dediğini anlamıyorum." Ve aynı anda yatak odamızın camında mavi bir ışık yanıp sönmeye başladı. O mavi ışık, sayısız online çalışmada belirtilen ve infografik tarafından uyarılan aynı zararlı mavi ışık. I am Siri. Yaklaşık bir ay önce nişanlımla beraber güney tarafına kuzenimin düğününe gittik. Aileyle beraber ormanın içinde kimsenin olmadığı bir yerde, sakin bir otelde kalıyorduk. Otelde denemezdi, daha çok bungalov gibi dizayn edilmiş tahtadan kabinlerdi. Korku filminden fırlamış gibiydi. Nişanlımla beraber bir bungalovun bodrum katına yerleştik. Gece 2 gibi tuvalete gitmek için uyandım. Fener uygulamasını kullanabilmek için telefonumu da yanıma almıştım. Çünkü ortalık zifiri karanlıktı ve etrafı görmem gerekiyordu. Banyoya girince telefonu tezgahın üzerine bıraktım. O sırada sessizlikte yankılanan ses kanımı doldurdu. "Sana nasıl yardımcı olabilirim?"
Sirinin kendi kendine açıldığını anlamam birkaç saniye sürdü. Acaba gerçekten kendi kendine mi açılmıştı? Ayrıca ekran yanıp sönüyor ve arka arkaya bip sesi duyuluyordu. Ardından banyoda bir fısıltı işittiğimi sandım. Kulağımın yanından soğuk bir hava dalgası geçti ve Siri'den tekrar aynı ses geldi. Sana nasıl yardımcı olabilirim? O sırada tahmin edersiniz ki kalbim yerinden çıkacakmış gibi çarpıyordu. Hatta o kadar korkmuştum ki bayılmak üzereydim. Düşmemek için küvetin kenarına oturmak durumunda kaldım. O birkaç saniye içinde o karanlık banyoda ne oldu bilmiyorum. Ancak teşekkür ederim Siri. Ya da o sırada banyoda benimle olan her kimse veya her neyse.